Merhaba ben Bay Anderson. Bu videoda beynin yapısı ve işlevlerinden bahsedeceğiz. Yapısı derken beynin nelerden oluştuğunu ve işlevi derken de fonksiyonlarını yani ne işe yaradığını ne yaptığını kastediyoruz. Bazen yapı yerine anatomi ve işlev yerine fizyoloji kelimeleri de kullanılır. Bugün beyindeki 17 farklı yapıyı anlatacağız ve beynin temel yapısını konuşacağız. Şimdi size bir sır vereyim. Bu yapacaklarımın hepsini anlamak için beyninizi kullanacaksınız. Eğer iyi bir iş çıkarırsanız videonun sonunda yapıların özetini geçerken bana hepsinin adlarını ve işlevlerini söyleyebiliyor olmanız lazım. İlk sorumuzu sorarak başlayalım. Ne tür organizmaların beyinleri vardır? Hayvanların. Sinir sistemi olan hayvanlar hareket için kaslarını kullanır ve o hareketi organize etmek için de beyinlerini kullanırlar. Hayvanları incelerken iki türe ayırırız. Biri radyal olarak simetrik olanlar, yani bir yuvarlak etrafına yerleştirilmiş gibi düşünebilirsiniz. Diğerinde de iki taraflı simetri söz konusu. Örneğin kaplanın yüzünün tam ortasından aşağı doğru bir çizgi çizdiğinizde bir sağ bir de sol taraf vardır. Aynı şekilde ön ve arka tarafta birbirinden ayrılır. Biz insanlar olarak iki taraflı simetrik hale geldikçe hareketlerimizi organize etmeye ihtiyacımız arttı. Bu gördüğünüz basit bir hayvan şeması. Bu basit hayvan arkadaşımızın sağa doğru hareket edeceğini söyleyebiliriz. Bunu yaparken de duyusal sinirler yoluyla duyusal bilgi dediğimiz bilgiyi nöronlarını kullanarak alacak. Mesela şu anda duyusal bilgileri gözlerinizden ve kulaklarınızdan alıyorsunuz. Sonra bu bilgileri beyninizde bir araya getireceksiniz, anlamlandıracaksınız ve ne yapmak istediğinize karar vereceksiniz. İşte burada bir motor nöron döngümüz oluşuyor. Diğer bir de işte motor sinir hücresi döngümüz. Basit hayvanlardaki bu şema aslında bizim beynimizin de nasıl çalıştığını anlamak açısından önemli. İlkel beyinlere baktığımızda temel açıdan benzer bir beyin görüyoruz. Dört tane çıkıntı var. İlk İlki çıkıntı sayılmaz gerçi o omurilik. Ardından arka beyin, orta beyin ve ön beyin bulunuyor. Bu yapı tüm hayvanlarda var. Örneğin bir köpek balığını incelersek aynı bu ilkel beyine benzetebiliriz. Burada aşağıda omurilik var. Bilgileri getiriyor. Daha sonra arka beyin, orta beyin ve ön beyin var. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Omuriliğe ne kadar yakınsanız beynin o kısımdaki işlevleri de o kadar temel yani basittir. Yani burada gördüğümüz arka beyin kalp atışından, dolaşımın devam etmesinden ya da köpek balığının sindiriminden sorumludur. Ama eğer köpek balığı size saldırmaya karar verirse ya da bir tür duygusal tepkiyi ve tepkisi olursa o ön beyinden gelir. Şimdi çok çok küçükken daha embriyoyken beynimiz nasıldı ona bakalım. Bizim de beynimiz o zaman bu yapıya benziyordu. Bir omuriliğimiz vardı, sonra arka beyin, orta beyin ve ön beynimiz vardı. Ama gelişme çağında bu beyin yapımız köklü bir değişikliğe uğruyor. İşte bir yetişkinin beyni bu şekilde gözüküyor. Hala omuriliği görebiliyoruz. Arka beyin de burası, orta beyin de burası. Ama asıl şu ön beyine bir bakın ne kadar kocaman olmuş. Tüm duygular, anılar ve beyin ile özdeşleştirdiğimiz o düşünme eylemi ön beyinde gerçekleşiyor. Evet, hadi anatomi kısmına geçelim şimdi. 17 kısımdan bahsedeceğiz. Başlamadan önce konuştuğumuz yapının ismini, nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmek işinizi epey kolaylaştıracaktır. Eğer basit bir beyin şemasına bakarsak gözümüze şu dört kısım çarpar. İlk olarak beyin sapını göreceğiz. Ardından beynin arka kısmında beyinciyi diğer adıyla cerebellumu göreceğiz. Nerede olduğumuzu anlamamız için gözler burada olacak. Öyleyse beyincik kısmı kafanın arkasında kalmış oldu. Evet yeşille gösterdiğim yer talamus, hipotalamus var ve de serebrum yani beyin var. Burası e, beynin baskın üst kısmı arkadaşlar. Evet, beyin sapı kendi içinde üç kısmı ayrılır. En aşağıdan başlayalım. Burada medulla oblongata diğer ismiyle omurilik soğanı, daha sonra pons yani köprü ve orta beyin var. İşte bu üçü bizim beyin sapı dediğimiz kısmı oluşturur. Bu bahsettiğimiz yapıyı. Şimdi işlevine gelelim. Bu yapı ne yapar? İki şey. İlk olarak temel şeyleri yapar. Nefes almaya devam etmemiz, dolaşımın, sindirimin veya yutkumanın sürdürülmesi gibi şeyler beyin sapının görevidir. Eğer beyin sapına bir zarar gelirse sonuçları korkunç olur. Peki başka görevlerine aşağıdan gelen bilgimiz var. Duyusal sinirler içeri geliyor ve motor sinirler dışarı çıkıyor. Beyin sapı sinirler aracılığıyla bu gelen bilgiyi filtreleme ve gitmesi gereken yere yollama açısından önemli. Buranın arkasında ise cerebellum yani beyincik var. Buranın işlevi ise motor kontrolü. Örneğin spor yaparken koordinasyonunuzu beyincik sayesinde sağlıyorsunuz. Ayrıca motor anılarınızı da beyincik sağlıyor. Bisiklet, bisiklete binmeyi öğrenmek ve bunu hatırlamak beyinciğin işi mesela. Yukarıya çıkalım şimdi. Burada Beyin sapının tam üstünde burada duran talamus var. Talamusu modeme benzetebiliriz. Basitçe bilgileri ayıklar ve gitmesi gereken yerlere gönderir. Bunun altına baktığımızda çok 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 önemli bir yapı görürüz. Buranın adı hipotalamustur arkadaşlar. Hipotalamus tam damağınızın bitiş kısmının üstüne denk gelir. Burası homeostazdan yani vücut ısısının düzenlenmesinden ve kan basıncından sorumludur. Ayrıca kalp ritmi için de önemlidir. Buranın altına baktığımızda da küçük bir bezenin sarktığını görüyoruz. Bunun bir tarafı arka hipofiz dediğimiz yer. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi tamamına da hipofiz bezi diyoruz. Arka hipofiz temelde hormonların gönderilmesinde önemli rol oynar. Sıvı dengesini aynı tutan antidiüretik hormonlarının ya da oksitosin gibi hormonların salgılanmasını sağlar. Sonra hipofiz bize gelen sinirler aracılığıyla bunları gitmesi gereken yere yollar, yerlere yollar ya da. Biraz daha yukarı çıktığımızda serebrum yani beyne ulaşıyoruz. Serebrumun işlevi ise entegrasyon yani bütünleştirme. Yani burada toplanan tüm bilgilerin ne anlama geldiğini çözüyoruz. Serebrumda tonlarca nöron bulunuyor. Daha doğrusu milyarlarca nöron demeliyiz ve bunlar e, birbirlerine milyarlarca gerçekten milyarlarca sinapsla bağlı. Bunlar sayesinde gelen bilgileri değerlendirip anlam çıkartabiliyoruz. Şimdi gelin buradaki görsele bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bu duvara bir biraz bakın bakalım. Evet. Sonra bunu gösterelim. Buna odaklanın. Evet şimdi de buna. Evet. Sonra da bu. Bu görsellere baktıkça beyniniz bu bilgileri bir araya getiriyor ve bunları anlamlandırıyor. Eskiden beyin bizim için kara kutu gibiydi, içinde ne olduğunu pek bilmiyorduk. Ama artık işlevsel MRI gibi teknolojileri kullanarak beyni faaliyet halindeyken beyin faaliyetlerini inceleyebiliyoruz. Görselde aktif bir beyin görüyoruz. Bu araştırma kadınlar üzerinde yapıldı. Onlara önce nötr bir şey gösteriyorlar, bir duvar gibi. Ardından bir kedi, sonra toprak, sonra köpek yavruları. Aynı bizim az önce yaptığımız gibi. Biz de burada o görüntüler geçtikçe beynin hangi kısımlarına kan gittiğini görüyoruz. Böyle teknolojiler sayesinde beynin farklı kısımlarının işlevlerini keşfedebiliyoruz. Size gösterdiğim tüm serebrum yani beyin resimleri hep yan taraftandı. Yani gözler bu taraftaydı ama bunu 90 derece çevirirsek beyne karşıdan bakıyor oluruz. Ve sağ ve sol olmak üzere iki tane yarım küre olduğunu burada görüyoruz. Bu iki yarım küre korpus kalosum ile birbirine bağlı. Burası iki yarım küre arasındaki nöron bağlantısıdır. Beynin işlevleri taraflara göre ikiye ayrılır. Örneğin sol tarafta matematiksel nedenleme ve mantık gibi şeyler vardır. Sağ tarafta ise yüzleri tanıma gibi işlevler bulunur. Ama bu işlevler kesin böyledir diye bir şey yok. Yer değiştirebilirler. Hatta radikal bir operasyonla bu yarım küreden, yarım kürelerden birini aldırsanız bile beyniniz hala çalışmaya devam eder. Korpus kalosumun altında ise bazal ganglion denilen kısım bulunur. Bazal ganglionlar bir grup çekirdekten oluşur. Çekirdekler de aynı işlevi olan birçok nöronlardan meydana Gelir. Evet, bazal ganglionlar aynı görevleri olan bir grup çekirdeklerin yan yana bulunmasıyla oluşur dedik. Resimde korpus kallosumun bağlantısını da görebilirsiniz. Burası serebral korteksten daha aşağıda bulunuyor. Peki buranın işlevi ne? Bilim insanları nöronlar arasındaki inhibisyon ve eksitasyon yanıtlarının olduğu bu karmaşık etkileşimin nasıl çalıştığını anladılar. Ancak temel olarak birçok motor kontrolümüzü kontrol eder diyebiliriz. Bazal ganglionların hasar alması durumunda Parkinson gibi hastalıklar ortaya çıkar arkadaşlar. Beyinde daha da yukarı çıktığımızda serebral kortekse geliyoruz. Burası beynimizin çoğunu, yaklaşık %80'ini oluşturuyor. Ve dört lobdan oluşu, oluşuyor. Ön tarafta frontal lob var. Onun adını veriyoruz frontal lob. Genellikle yönetici işlevleriyle meşguldür. Yani burayı benimizin müdürü gibi düşünebiliriz. Ayrıca duygusal kontrol de oradadır. Eğer insanlar frontal lobunda bir hasar e, meydana geldiği e, yaşarlarsa yani duygu durumları bozulur. Gelgitler yaşarlar. Biraz daha arkaya geldiğimizde ise karşımıza parietal lob çıkıyor. Buranın görevi ise daha çok duyularla alakalı. Yani sizin çevrenize verdiğiniz tepkilerle. Dolayısıyla duyusal girdilerden gelen oldukça fazla sayıdan nöron burada toplanır. Arka tarafta ise e, oksipital lob vardır. Buranın ana görevi ise görme üzerindedir. Yan tarafa geçtiğimizde ise temporal lobu göreceğiz. Temporal loblar dil becerilerinde, işitmede ve anılarda önemli bir rol oynar. Anılarımız burada depolanır. Her lobun farklı işlevleri var dedik. Umarım bu küçük resimler hatırlamanıza e, yardımcı olur. Parietal Lobun içine baktığımızda ise karşımıza çok önemli bir kısım çıkıyor. Buranın adı da somatosensori korteks. Somatosensory korteks. Duyusal bilgiler beyinde bu kısma gelir ve lobun diğer kısmında da motor korteksi bulunur. Hatırlayalım. Duyusal sinirler buradan geliyordu. Sonra da motor cevabı dışarı çıkıyordu. İşte burası bir entegrasyon noktası burada gelen bilgiyle ne yapmak istediğimize karar verip bu bilgiyi dışarı yolluyoruz. Somatosensori korteksi, serebral kortekse göre harita haline getirirsek şöyle bir harita görebiliriz. Beynimizin yüzey kısmının çoğunu parmaklarımıza, dilimize veya dudağımıza adamışız. Yani başka bir deyişle bir örnekle açıklayacak olursak şöyle diyebiliriz. Parmaklarınızdan gelen duyusal bilgi her zaman örneğin sırtınızdan gelenden daha fazladır. Bu yüzden bu bölgeler için daha fazla nöron ayrılmış. Ayrıca işlevsel MRI teknolojisini kullanarak konuşma, koku, işitme gibi işlevlerin tam olarak nelerle alakalı olduğunu, nerelerle daha doğrusu alakalı olduğunu görebiliyoruz beyinde nerelerle. Ama gelecekte bu kısımları nöron seviyesine kadar çözeceğiz ve hepsinin tam olarak ne yaptığını bulacağız. Evet, artık bütün bunları konuştuğumuza göre özetleme vakti geldi. 17 kısmı ve onların işlevlerini hatırlıyor musunuz? Evet. Peki, şimdi onları birlikte bir sayalım bakalım. Hadi bakalım. Evet, bu nedir? Neydi bu? Buna Buna ne diyorduk? Beyin sapı. Diyoruz. Evet umarım cevabı doğru bildiniz. Peki beynin sapının üç kısmı neydi? Videoyu durdurup ne olduklarını söyleyebilir misiniz? Alttan başlayarak medulla oblongata yani omurilik soğanı, pons ve orta beyin vardı. Peki beynin sapının iki işlevini hatırlıyor musunuz? Birincisi nefes alma, kalp ritmi sindirim, yutkunma gibi temel hayati işlevlerin kontrolü. Ben de şu anda bunları yaptım mesela yutkundum. İkincisi ise yukarıya ve aşağıya giden bilgileri organize etmek. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyleydi. Hatırladık mı? Evet. Buranın arkasındaki yapıya ne ad veriliyordu? Beyincik Diğer adıyla Cerebellum. Beyincik ne yapıyordu hatırlayalım? Koordinasyon, motor kontrolleri ve motor hafıza. Beyin sapının üzerinde ne vardı hatırlıyor musunuz? Evet neydi? Talamus. Evet, talamusun görevi neydi? Yukarıya gelen bilgiyi ayrıştırıp düzenliyordu. Buranın altında ne vardı? Evet Hipotalamus. Hipotalamus ne işe yarıyordu hatırlıyor musunuz? Homeostaz yapıyordu. Vücut ısısını koruyordu. Bunun ucundan sallanan şey ne demiştik? Evet. Arka hipofiz. Umarım buraya kadar hepsini hatırlamışsınızdır. Peki beynin üst kısmına ne deniyordu arkadaşlar? Neydi? Serebrum ana beyin değil mi? Evet. Şimdi gelin bir de serebrumun içine bakalım. Beynin iki yarı küresini birbirine bağlayan kısmı hatırlıyor musunuz? Ona ne deniyordu? Korpus Kalossum. Buranın aşağısındaki çekirdeklerden oluşan kısma ne demiştik hatırladınız mı? Bu bölgeye de bazal ganglion demiştik. Burası motor kontroller için önemliydi. Ve korpus callosum da yarım kürelerimizi yani birbirine bağlıyordu. Biraz daha yukarı çıkarsak serebrumun çok kıvrımlı üst kısmına ne diyorduk? Buraya da serebral korteks diyorduk. Buradaki dört lobun isimlerini söyleyebilecek misiniz? Evet buradaki ön lob. Evet ön loba frontal lob demiştik. Sarı lobun adı neydi? Parietal lob. Ne yaptıklarını hatırlıyor musunuz? Frontal lob yöneticiydi. Parietal ise çevremizi algılamamıza yardımcı oluyordu. Arkadaki pembe loba ne diyorduk? Burası da oksipital lob. En alttaki temporal lob. Hatırlarsanız oks e, oksipital lobda görme, temporal lobda ise dil, anılar ve duyma gibi işlevler vardı. Lobumuzda iki farklı kısım daha kaldı. Buralardaki kısımların adı neydi arkadaşlar? Buraya somatosensori korteks diyorduk. Burası bilgileri alıp anlamlandırıyordu. Buraya da motor korteks diyorduk. Burası da dışarıya bilgi gönderiyordu. İşte 17 kısmı tamamladık. Eğer hatırlamıyorsanız videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Belki aklınıza daha iyi tutmak için küçük kartlar da hazırlayabilirsiniz.